Merhaba arkadaşlar. Bugün 7 iklimin KPSS 2021 Matematik Soru Bankası'nı inceleyeceğiz. Soru Bankası tamamı çözümlü ve Bumerang serisi adı altında çıkmış. Kitabın boyutu diğer kitaplara nazaran biraz daha küçük. Yani A4 kağıdından biraz daha küçük, kısa. Bir 4-5 santim daha bir ufak kitapla karşılaşacaksınız eğer bu kitabı alırsanız. Fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 35-40 dolaylarındaydı fiyatı direkt isterseniz hemen bir sorulara bakıp içindekiler kısmıyla alakadar olalım. Hemen ge geçtiğim içindekilerden direkt e, matematikte zaten KPSS'nin e, konu alaması belli. Temel kavramlardan başlıyor ama iki test işlem becerisi adı altında iki tane test vermişler. Daha sonra temel kavramlar basamak kavramı asal sayı asal çarpan faktöriyel bölme bölüne bilinme eva peku bir e, başlık altında dört test adı altında incelemiş vermiş test olarak. Sonra rasyonel sayılar, mesela mutlak değer, denklem sıralama, basit eşitsizlikleri de dördünü bir arada alıp dört tane test vermiş. Sonra üstü sayılar, köklü ifadeler, bu şekilde gitmiş gitmiş problemler, permütasyon, sayısal mantık. Ondan sonra matematik kısmını bitince de geometri kısmına ne yapmış arkadaşlar? Giriş yapmış, üçgende benzerlik, üçgende alan, açı ortay, kenar ortay gibi bu şekilde eee 50 almış kitabı. En sonlar üçgenler karma testi var mesela. Üçgenler bittikten sonra sonra da geometriyi bitiriyor. Analitik geometri ve katı cisimler şeklinde kitabın içeriği bizi karşılamış oluyor. Peki kitapta nasıl başlıyor? Bu şekilde başlıyor. Ee, test bakın şurada mesela ilk testte işlem becerisinde 16 tane soru sormuş. 16 soruyu e, sorduktan sonra da hemen e, diğer e, baş, diğer sayfasında ise Çözümü var arkadaşlar. Bakın burada da 16 tane çözümü var. Sonra işlem becerisinin test 2'ye geçiyor. Test 2'de de 16 soru var. Ve 16 sorudan sonra yine aynı şekilde çözüme geçiyor. Bu şekilde ne yapmış? Kitabı ele almış. Temel kavramlar adı altında. Şuradan şu başta dört konu olanı göstereceğim. Basit eşitsizlikleri, sıralama mutlak değeri ve denklem çözmeyi. Şimdi 4 konuyu da burada ele almış. Bakın burada... Başlamış sorulara şu bu şekilde. Burada denklemle başlamış. Sonra burada yine aynı denklemlerle devam etmiş. Basit eşitsizliklerle devam etmiş. Yani karışık denklem ve basit eşitsizlikler sormuş. Burada ise mutlak değere geçmiş. Burada hem mutlak değer hem sıralama sormuş. Yani o e, testi 4 test dediğimizde karışık sormuş. Yani mutlak değer adı altında test değil de mutlak değerle sıralama konusu karışık. Denklem çözmeyle basit eşitsizlikler konusu karışık olmuş. Bakın burada zaten hepsi her türlü karışık şekilde bir test e, tadı oluşturulmuş. Ondan sonra da hemen çözüme zaten e, kavuşturmuşlar. Bu şekilde üstü sayılarla devam etmiş arkadaşlar. Yani bu şekilde tasarımı. Soru kalitesi nasıl derseniz. Soru kalitesi normal kaynaklar gibi hemen hemen. KPSS matematiğe yönelik. Çözülmesi gereken bir kaynak mı? Evet çözülmesi gereken bir kaynak. E, çok rahatlı bitirebileceğini e, düşünüyorum. Yer alırsan e, yani orta seviye bir kaynak diyebilirim ne zor ne de kolay e, ama eğer konuları bitirdiysen çok rahat kitaba bitireceğini de düşünüyorum arkadaşlar bir de çözümlü olması zaten e, güzel tarafı bu da kümeler kısım mesela bakın kümeler kısmında bu şekilde ele almış çözümünü vermiş sonra ben bir de geometriye gelmek isterim şu sayısal mantığa da bakalım isterseniz sayısal mantığa da bu şekilde şu test birden başlıyor. Bakın bu şekilde tam e, sınav tarzında sorular ele almaya çalışmış. Bakın burada sonra 7 e, iklimde geometriye geçiyor. Zaten 7 iklim e, adını duyurmuş bir kaynak. E, Doğru doğurdu açılarla başlıyor. Bu şekilde ilerlemiş. Bakın sonra üçgende açılar. Özel üçgenler. Böyle gidiyor. Açı ortay, kenar ortay. Üçgenler karma üçgenler bittikten sonra üçgenler karma testi çözüyor. Aç orta kenar, orta hepsinin olduğu. Çokgen dörtgen. Şöyle hızlıca geçiyorum. Artık anladınız. Dörtgen kare, yamuk, deltoid, çemberde açılar. Dörtgenleri bitirdikten sonra dörtgenler karma, çemberde teğet, kiriş özellikleri ve en sonda arkadaşlar analitik geometriye geliyor. Analitik geometride bitirdikten sonra katı cisimlerle kitabı sonlandırı Gör arkadaşlar bu şekilde ne yapmışlar e, kitabı bitirmişler. E, Gd iklimin bu e, Bumerang serisinde, KPSS serisinde dediğim gibi fiyatı e, 35 civarlarında bir şeydi. E, kitabın boyutu biraz e, ufak yani şöyle kamera yakın olduğu için büyük gözüküyor tam size ama e, öyle çok büyük değil e, yani normal kaynak kitaplardan 6-7 santim daha küçük seri olarak. Ee, sorular dediğim gibi kaliteli sorular. Ee, çözümlü olması zaten güzel bir e, olay. Alıp eğer konuları bitirdiyseniz alıp çözülebilecek bir kaynak. Ha konuları daha yeni bitirmedim, daha yavaş yavaş çalışıyorum dersen alınabilecek kaynak mı? Yani biraz daha beklemesi gerektiği tarafındayım. Çünkü bazı şeyleri hani 3-4 tane karışık vermişler de mutlak değer eşitsizlik denklem diye ifadeleri. Bunlar seni biraz daha zorlayabilir. Çünkü ilk başta öğreniyorsan sıralı şekilde gidip e, Merhale kat etmen lazım. Yani aşama kat etmen lazım. O yüzden bu kitap e, konuları bitirdikten sonra e, alınabilir arkadaşlar. Yani matematik kısmını bitirdikten sonra alınabilir. İlla geometriyi beklemeye gerek yok. E, bitirmekten sonra almak daha yararlı olacaktır. Eğer KPSS'ye hazırlanıyorsan. E, videoyu beğendiysen e, beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.